Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet önderliğinde fetih gerçekleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Sultan Dodurniyadı Mehmet olarak da anılır. Padişahın komutasında olan Yeniçeri ordusu tarafından gerçekleşmiştir. İstanbul'un fethi yeni çağı açan olaydır. 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmıştır. 53 gün süren kuşatmanın ardından ise fetih gerçekleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in komutasında olan çok sayıda asker, Bizans İmparatoru'nun lideri olan Oksangmisi, Konstantinos'a ve ordusuna karşı mücadele etmiştir. Fetih gerçekleşmesinden sonra ise Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti İstanbul olmuştur. İznik İmparatorluğu tarafından 1261 yılında fethedilmiştir. Daha sonra ise Latinler, Sırplar, Bulgarlar, Konstantinopolis'i almak için çabaladı. Büyük veba salgını ile 1346-1349 yılları arasında kentte yaşayan insanların yarısı öldü. Ekonomik ve bölgesel olarak sıkıntıların da yaşanması ile Fatih Sultan Mehmet önderliğinde ki ordu ile 29 Mayıs 1453'te kuşatıldı. İstanbul'un fethi nedenleri: Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı devleti'ne karşı kışkırtması, Anadolu'daki Türk birliğinin bozulmaya çalışılması, Bizans'ın Osmanlı devletinin Rumeli'deki ilerlemesine izin verilmemesi, engel teşkil etmesi, Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, Osmanlı devletinde taht kavgalarına neden olması, Bizans'ın Avrupa Hristiyan dünyasını kışkırtması, Haçlı seferlerine zemin oluşturması, Anadolu-Rumeli toprakları arasında ki bağın olması için İstanbul'un alınmasının gerekmesi, İpek yolunun Avrupa'ya açılan bir kolunu kullanmak, Karadeniz ticareti için önemli bir kent olması, Boğazlar yolu ile ekonomik canlılık olması, Anadolu Rumeli geçişinde askeri geçişin kolaylaşacak olması, Mehmet'in Hz. Muhammed'in hadisine layık olmak istemesi, Türk tarihi açısından sonuçları Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi bitmiştir, yükseliş dönemine girmiştir. İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu Rumeli toprakları arasında ki Bizans tehlikesi ortadan kalkmış oldu. İstanbul'un fethi ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yollarının ele geçirilmesi sağlandı. İpek yolunun Avrupa'ya giden yolu değişti. İstanbul başkent oldu. Ugucini Sultan Mehmet için ülke alan, ülke açan anlamına gelen Fatih unvanı verildi. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi. Dünya tarihi açısından sonuçları. Bin yıllık Bizans devleti son buldu. Orta çağ bitti, yeni çağ açıldı. Kalelerin ve surların top gülleriyle yıkılabileceği sonucu çıktı. Avrupa'nın derebeylik rejiminin güç kaybetmesine neden oldu. Mutlak krallığın güçlenmesi sağlandı. Fetihten sonra İtalya'ya giden Bizans bilginleri, Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuştur. Ticaret yollarının Osmanlı devletinin eline geçmesi Avrupalıların yeni keşifler yapmasını sağlamıştır. Avrupa ülkeleri İstanbul'da ilk sürekli elçilikler kurmaya başladı. Ortodokslar koruma altına alınarak Avrupa'nın dini birliği önlendi. İstanbul'un fethi sonuçları dünya ve Türk tarihi açısından iki şekilde ele alınıyor. Büyük sonuçları olan bu olay ile çok sayıda gelişme yaşanıyor. Bir hikaye Fatih Sultan Mehmet'in komutasındaki Osmanlı ordusunun kuşatma sırasında karşılaştığı zorluklardan birini anlatır. Kuşatma sırasında Topkapı Sarayı'nın surlarının önünde büyük bir topun atış menzili dışına yerleştirilmiş bir dev kazanın bulunduğunu öğrenmişlerdir. Kazanın içine birkaç kişi atlayarak düşmanın geri hizasına geçmeyi planlarlar. Ancak bu görevi başarmak kolay değildir. Çünkü düşman kuvvetleri sürekli olarak kazanın etrafında devriye gezdirir. Fatih Sultan Mehmet Cesaretli bir askeri seçerek bu tehlikeli görevi yerine getirmesini emreder. Seçilen asker gece karanlığında kazanın içine atlar ve düşman hatlarına ulaşmayı başarır. Daha sonra kazandan çıkarak düşman surlarının gerisine geçer ve orada birçok düşman askerini etkisiz hale getirir. Bu beklenmedik saldırı Osmanlı ordusuna avantaj sağlar ve sonunda İstanbul'un fethedilmesine katkıda bulunur. Bu hikaye İstanbul'un fethi sırasındaki cesaret ve stratejiyi vurgulayan bir örnektir. Ancak bu tür hikayelerin zaman içinde değişebileceğini ve efsaneleşebileceğini unutmamak önemlidir.